Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Bugün 15 Kasım 2021 pazartesi yine bir basın toplantısı münasebetiyle bir aradayız. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ayrıca televizyonları başında bizleri izleyen Aziz kardeşlerimizi, aziz milletimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Yeni bir haftanın başındayız. Bu vesileyle aziz milletimize, hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Gününüz aydın, kazancınız bereketli olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İşlerinizde kolaylıklar ve esenlikler diliyorum. Bugün basın toplantımıza iki tebrikimizle başlamak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi e, milli takımımızla ilgili tebrikimiz olacak. İkincisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıl dönümüyle ilgili bir tebrikimiz olacak. Evvelinde bu basın toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum, niyaz ediyorum ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan sorunların çözümüne dair de bir katkısı olmasını ayrıca da niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde milli takımımızın yaptığı son maçında Cebeli Tarık'a karşı aldığı e, galibiyeti kutluyorum, tebrik ediyorum. Tabii e, kendilerine mutlaka katılmak gibi bir hedef koydular Dünya Kupası'na. Bunu gerçekleştirmek için de canla başla çalışıyorlar, gayret ediyorlar, koşturuyorlar. Ama biz e, sadece Cebeli Tarık'la yapılan bu maçın galibiyetini kutlamıyoruz aslında. Salı günü yapacakları Karadağ maçıyla ilgili de aynı başarıları diliyoruz kendilerine. Cebeli Tarık'taki başarılarını Karadağ maçında da göstermelerini arzu ediyoruz, istiyoruz ve böylece de e, dünya kupasına katılma hakkı elde etmiş olurlar inşallah diye de temenni ediyoruz. Diğer e, bir tebrikimiz de malumunuz olduğu üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38 kuruluş yıl dönümü Aziz şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle ve minnetle anıyorum Gazilerimize de minnetlerimizi arz ediyorum son asırda elde edilmiş tek toprak kazanımıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ee, bu vesileyle Aziz ordumuzu, e, şehitlerimizi, gazilerimizi, emeği geçen herkesi e, başta o dönemin e, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan ve e, başbakan Bülent Ecevit olmak üzere hepsine de rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'de gençlerimiz ne yazık ki ciddi bir karamsarlığın içerisine sürüklenmiş bulunuyor. Hali hazırda var olan ekonomik problemlerin üzerine iki yıldır eklenen pandemi şartlarını da göz önüne aldığımızda gençlerin yaşadığı buhranlı sürecin ne derecede olduğunu anlamak mümkün. Bakınız, gençlerin şu an içerisinde bulunduğu durumu anlatmak için bir örneği sizlere hatırlatmak istiyorum. Getir firmasında kuryelik yapan bir kardeşimiz sokak röportajında hepimizi düşündürmesi gereken şu cümleleri sarf etti. Günde 14 saat çalıştığını belirten bu kardeşimiz yaşamaya dair de bir gayem yok Hayata sadece çalışmak için mi geldim? Sosyalleşeyim desem param yok. Para kazanayım desem sosyal hayat yok diye e, röportajda ifade ediyor. Hepimizin özellikle de e, sorumlu makamların bir kez daha e, altını çizeceğim başını iki elleri arasına alarak bu durumu düşünmek mecburiyeti var özellikle de sorumlu makamların e, bu düşünceye ihtiyaçları var. Eğer bugün gençlerimizi huzuru yurt dışında arıyorsa gençlerimiz bu başta mevcut iktidar olmak üzere hepimizin sorumluluğudur. Bakınız Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak görenlerin oranı 2019 yılında %56,7 iken bu oran 2020'de %47,2 oldu. Bugün eminim bu rakam daha da düşmekte. Mutsuz gençlerimizin sayısı da artmaktadır. Peki neden? Arkadaş iş bulamayan 25 yaşına gelip de hala babasının eline bakan bir genç Nasıl mutlu olabilir ki? O genç, her gece ailesinin evinde başını yastığa koyduğunda neler hisseder? Gelin empati yapın ve siz de bunu bir düşünün. Tabii biz bunları deyince, bazı arkadaşlarımız çıkıp diyecekler ki, efendim Türkiye'de işsizlik yok, iş beğenmeme sorunu var. Gençler iş beğenmiyor. Yahu siz tarih, coğrafya, edebiyat, fizik, kimya ve diğer bütün okullardan mezun bir genci pizza, pizza kur, kuryesi yapmak isterseniz elbette bu genç iş beğenmez. İstihdam alanları açmayanların, plansız bir şekilde her yeri üniversiteler ile donatanların gençleri bu noktada suçlamaya hakları yok. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, bir başka konumuzda gündemimizi ne yazık ki ekonomide yaşanan sıkıntılar meşgul etmekte. Çünkü Türkiye'de gelen gün, geçen günü aratmaktadır. Her gün zam, her gün yeni bir darboğaz milletimizi yormaktadır. Bu ahval altında asgari ücretin ne olacağı konusu ise, Hepimizin merakla beklediği bir sorunun cevabıdır. Burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Asgari kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki sözlüğe baktığımız zaman anlamı şu. En az, en düşük, en aşağı, minimum, minimal, en alt anlamlarına gelmektedir. Lakin bu en alt sınır milletimizin yarasına merhem olmamaktadır. Açlık sınırı çeşitli araştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. Ama en düşüğü açlık sınırı 3.093 lira 20 kuruş. Yoksulluk sınırı ise 10.075 lira 58 kuruş olduğu bir ülkede en alt sınırı uzun zamandır en alt sınırı uzun zamandır iktidar adilane bir şekilde belirlememektedir. <laughs> Bu sebeple Saadet Partisi olarak biz en alt sınırı yani asgariyi değil insanca yaşama ücretini talep ediyoruz. Milletimizin enflasyona kurban edilmediği, alım gücünü koruyacak Aynı zamanda devletin vergilerden yapacağı fedakarlıkla işverene yük olmadığı bir ücret oranı belirlenmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar bir başka e, konumuz da e, önemli ve önemine binaen de ifade etmek arzu ettik. Ekonomik sıkıntılarımız ortada. Lakin memleketimizin derdi bir değil ki bin. Burada bu bin dertten bir tanesini daha dikkat çekmek istiyorum. Ekonomik bunalım, işsizlik, siyasi gerilimler milletimizin kutuplaşması ile sonuçlanmaktadır. Burada 2020 yılında yapılmış olan bir araştırmayı dile getirmekte fayda görüyorum. Bu araştırmaya göre, araştırmaya katılan insanların 74,9'u çocuklarının başka bir partinin taraftarlarından biriyle evlenmesini istemiyor. Yüzde yetmiş ikisi, o partinin taraftarlarından biriyle iş yapmak istemiyor. Yüzde altmış çocuklarının o parti taraftarlarının çocuklarıyla arkadaşlık etmesini istemiyor. 60,8'i ise, kendini, en uzak hissettiği partiye kendini en yakın hisseden biriyle komşu olmak istemiyor. Bu sonuçlar içinde bulunduğumuz tehlikenin çanıdır adeta. Milletimizin bin yıldır kardeşlik hukuku ile yaşadığı bu topraklarda ekilen nefret tohumlarının meyve verdiğinin bir göstergesidir. Bu vahim tabloya karşı atılması gereken en önemli adım, Siyaset dilinin değiştirilmesidir. Siyasi partilerin birbirini hasım değil, rakip gördüğü bir anlayış ihdas etmektir. Rakiplerin hainlikle, terörle itham edilmediği bir dil kul kullanılmalıdır. Bunun neticesinde ister helalleşme, ister kucaklaşma, isterseniz de başka bir şey deyin. Milletimizin kardeşliğinin tesis edilmesi gerekmektedir. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Kucaklaşma zamanıdır. Selamlaşma ve selamı yaygınlaştırma zamanıdır. Şimdi tebessüm zamanıdır. Yani şimdi kardeşlik zamanıdır. Bu duygularla hepinizi aziz milletimizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize özellikle de televizyonları başında e, bizleri izleyen değerli e, vatandaşlarımıza da sağlıklı günler, güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.